Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Salat ve selam Hazreti Elçiler üzerine ve al ve ashablarının tümü üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Barış ve bereket hepinizin üzerine olsun. Always Receiving Nur, her daim nurdan faydalananların, inşallah haftalık devam edecek Yusuf Suresi derslerine hoş geldiniz. Her daim ilahi hidayetin nurundan, ışığından faydalanmamız ve Allah'ın ışığı ve hidayetinin kalplerimizi aydınlatması ve hayatlarımızı dönüştürmesi duasıyla. Bilinillah, Allah'ın izniyle. İnşallah, Allah dilerse. Öyleyse inşallah bugünkü niyetimiz Kur'an'ın 12. Suresi olan Yusuf Suresini dinleyip ondan öğrenmek. Sura yani sure ve ayet yani ayet kelimelerini kullanmaya devam edeceğim ki sure Kur'an'ın bir bölümü anlamına gelir. Ayet ise Kur'an'ın bir dizesidir. Kur'an'ın bir diğer adı da Kelamullah'tır ve tek Tanrı'nın sözü, kelamı anlamına gelir. Bu da Allah'ın Kur'an'da konuştuğu manasındadır. Peki Allah kime konuşur? sana bana Kur'an'ı okuyup onu dinleyen herkese. Peki Allah bana neden konuşur? Bize neden konuşur? Kur'an'a göre bunun sebebi bize rehberlik etmek yani hidayet, bizi müjdelemek, buşra ve bize şif, şifa ve şefkat veya merhamet rahmet olması içindir. Neml suresinde 27. surede ilk ve ikinci ayetlerde Kur'an'ın müminlere, inananlara bir rehberlik ve müjde kaynağı olarak gönderildiği söylenir. A'udubillahi tu'asaytin tilka ayatul Qur'an ve kitabim mubin huden ve meshran lil mu'minin. İsra suresinde ise 17'ye 9'da inna hadal Qur'ane yehdi lilleti hiye aqvam ve yubeshşerul mu'minin der. Yani şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve müminlere müjde verir. Ve yine İsra suresinde 82. ayette وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Yani Kur'an ile müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Nahl suresinde 16. sure 8 89. ayette وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِم۪ينَ Yani biz kutsal kitabı sana, her şeyin apaçık açıklayıcısı, Müslümanlara yani Allah'a kendilerini teslim edenlere bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak aşama aşama indirdik. Böylece Kur'an aracılığıyla Allah bize burada ve şu anda konuşur ki, bize rehberlik etmek ve her şeyi bize apaçık açıklamak ve bizim şefkat ve rahmetle şifa bulmamız için Kur'an bana müjdeler getirme iddiasında. Yusuf suresini okurken bu noktaları birer kriter, bir işaret, mesaj olarak aklımızın bir köşesinde bulunduracağız inşallah. Bu aynen matematikte olduğu gibidir. Bir denklemi çözdüğümüzde bilinmeyen için bir değer buluruz. Ki bu bilinmeyen genellikle x'tir ve ikinci bir bilinmeyen olursa o da y'dir. Bilinmeyen için doğru değeri bulduğunuzdan emin olmak isterseniz x'in değerini başlangıçtaki denklemde x yerine koyar ve böylece bulduğunuz değerin denklem için doğru olduğunun sağlamasını yapmış olursunuz. Bu tam da bizim yapacağımız. Ne zaman bir ayetten bir şey anlasak geri dönüp bu gerçekten şifa mıdır? Bu gerçekten müjde midir? Bu rehberlik midir? Bu bize hiçbir mese meseleyi apaçık açıklıyor mu diye soracağız. Ve aramızda aylık telekonferansları takip edenler varsa, makasidül Kur'an hakkında konuşmuştuk. Yani Kur'an'ın maksatları ki bunlar özetle tevhid yani Allah'ın birliği ve yeniden diriliştir. Bu noktanın daha önce konuştuklarımızda nasıl ilişkili olduğunu merak edebilirsiniz. Yani Kur'an'ın bize bir rahmet, hidayet, müjde kaynağı olarak konuşmasının Kur'an'ın tevhid hakkında konuşması ya da Kur'an'ın ana maksadının tevhid oluşuyla bağlantısı nedir? Bir örnek vermeden önce çok çok basitleştirilmiş bir şekilde tevhidin ne anlama geldiğini hatırlayalım. Tevhid pratik olarak iyiliğin ve güzelliğin yalnızca ve yalnızca tek bir kaynağı olduğu. Güzel isimlerin, sıfatların, özelliklerin yani Asma-ül Hüsna'nın sevilmeye, tapılmaya değer her şeyin İhtiyacımız olan her şeyin Allah'a ve yalnızca Allah'a ait olduğu anlamındadır. Bir an için dur ve bunun hakkında düşün. Bu gerçekten de hayatı kolaylaştıran bir kavram değil midir? Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Azlıktan, kıtlıktan korkmamıza gerek yok. Her şeyi elinde tutan, ihtiyaçlarımızı yabana vermezse korkusu yok. Çok basit. Sadece Allah'tan yardım diliyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke Biz yalnızca sana ibadet eder, ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Fatiha suresinde bunu tekrarlıyoruz. Neden? Çünkü o her şeyin üzerinde güç sahibidir. Üstelik onun tüm gücü ve kontrolü elinde bulundurmasının yanı sıra o o kadar merhametli ve o kadar cömert ki bu ne ferahlama. Bu tam da bir müjde değil midir? Ve bu nedenle Kur'an'da der ki: "Ela bi zikrillahi tatma'in Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. İşte bu müjdelerin en güzeli. Tevhidin Kur'an'daki bu konumunun bir yönü de bize her şeyin bir ayet olduğunu söylemesidir. Kur'an'ın her bir dizesi, ünitesi ayet olarak adlandırılmakla kalmayıp ki ayet işaret, mesaj, başka bir şeye işaret eden mesaj ve Kur'an kontekstinde bu Allah'a işaret etmek, Allah'ı bize bilinir kılmak anlamındadır. Aynı zamanda dünyada dışımızda var olan yaratılmış her şey, yaratıklar, olaylar ve her şey ayetler, işaretlerdir ve hepsi Allah'a işaret ederler. Şimdi bunun nasıl bir müjde teşkil ettiğini görebiliriz. Çünkü her şey tekrar ve tekrar bana iyiliğin, güzelliğin sadece ve sadece tek bir kaynağı olduğunu ve çok basit olduğunu Sadece onunla irtibata dönmemiz ve ne olursa olsun neye ihtiyacın varsa ondan yardım dilememiz gerektiğini hatırlatıyor. O yeter ki benden iste, sor ve ben vereceğim, cevap vereceğim diyor. Kur'an'da okuduklarımızın hepsi birer ayet, işarettir, müjdedir, şifadır. Mesela korkularımızdan, gelecek korkumuzdan şifa bulmamız için. Dünyamızı anlamdırır, anlamlandırır. Hayatımıza bir amaç getirir ve bu sebeple hidayettir. Bunun bir diğer anlamı da Allah'ın hidayeti olmaksızın hayatta yolumu bulamayacak olmamdır. Varlığımın anlamını, amacını ve değerini Allah'ın hidayeti olmaksızın bulmam mümkün değildir. Kur'an'ın mesajı yüzeysellik, lüzumsuzluk, tekrarlılık değildir. Yani aslında ben bunu kendimle bulabilirim ama Kur'an laf olsun diye bunu tekrarlıyor değildir. Kur'an'ın bize öğrettiği bizim onun yardımı olmaksızın bulamayacaklarımızdır. Ve bu yine Kur'an'ı okuyuşumuzda bize rehberlik edecek çok önemli bir ipucu. Ne zaman bir şeyi okusak ve anlasak ve bir sonuca varsak kendimize sormalıyız. Şahsen ben soruyorum. Bu okuma ve anlayış bana Kur'an'ın Kur rehberliği olmaksızın kendi başıma bulamayacağım bir hakikate, bir açıklamaya doğru rehberlik ediyor mu? Tamamen yepyeni bir anlayış mı bu? Yoksa zaten önceden duyduğum bir fikir mi? Bir fikir mi? hikmetli ya da doğru ya da güzel olabilir. Ama gerçekten bunu anlamak için Kur'an'a ihtiyacım var mıydı? Basit olduğu ve basitliğinden ötürü anlaşılır ve ikna eder olduğu için çok çok beğendiğim klasik bir örnek, muhtaca yardım etmektir. Hepimizin bildiği gibi din bize ahlakı, komşunla muhtaçla yardımlaşmayı, fakire iyiliği öğretir. Ve çoğunuz muhtemelen birçok kişinin fakire yardım etmeyi öğrenmem için dine ya da Allah'tan bir rehberliğe ya da yaratıcıya ihtiyacım yok bunu kendim de yapabilirim. Muhtaça yardım etmek için özel bir rehberliğe ihtiya ihtiyaç duyacak kadar barbar değilim ki. Muhtaç birini görünce zaten gidip yardım ediyorum dediğini duymuşsunuzdur. Bu mantıklı, öyle değil mi? O halde cevabımız nedir? Hepimiz biliyoruz ki fakire yardım etmek için Kur'an'dan veya herhangi bir ilahi vahiyden ekstra rehberliğe ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü zaten muhtaça yardım etmek duygusuyla yaratıldık. Bu bizim fıtratımızda var yani doğamızda diyelim. Yani bize zaten muhtaca yardım etmek öğretilmiş. O halde Kur'an bana ne öğretiyor? Bize sadece muhtaca yardım etmeyi ve açları doyurmayı değil, bunu yaparken kendi adıma değil, Allah adına vermeyi öğretiyor. Bismillah. Allah adına vermek demek, Rezzak olanın, rızıklandıranın adıyla vermektir. Rızıklandıran ben değilim, rızkı veren odur. Cömert olanın adıyla vermektir bizi doyuranın adıyla vermektir. Yiyeceklerimizi ve yaşamımız için gerekli olanları yaratanın adıyla vermektir. Merhametli olanın adıyla vermektir. Ki bizim içimizdeki muhtaca yardım isteğine sebep olan merhameti yaratan da odur. Ve bu la ilahe illallah kalıbına uyar. Allah'tan başka tanrı yoktur. Allah'tan başka rızıklandıran yoktur. Allah'tan başka yardım eden yoktur. Ben yardım etmenin kaynağı değilim. Ben yardım eder yaratılmışım. Nasıl olduğunu bile anlamadığım bir şekilde yardım etme ihtiyacı hissediyorum. Ve yardım etmediğim zaman kendimi suçlu ve kötü hissediyorum. Yardım ettiğimde ise iyi hissediyorum. Gördüğünüz gibi bu tevhid mantığına uygundur. Yani ilahi mesaj yalnızca yardım etmeyi değil, kendi adıma yardım etmek yerine Allah adına yardım etmeyi öğretir. Peki buradaki müjde nerede? benim için şimdi ve burada bir müjde. Yardım yapan Allahsa sanki kendi yardımımla ilgili dahi kendimi iyi hissedemeyeceğim gibi gelebilir. Yardım eden ben değilsem, bunu gerçekten yaşarsam, görürsem ve hissedersem anlarım ki benim aracılığımla, benden dolayı, benimle başkalarına yardım eden, beni başkalarına yardım ettirten biri var. Peki bunun anlamı ne? Öncelikle sınırlı, aciz olduğum, imkanlarım sınırlı olduğu, her an her yerde olamadığımdan dolayı ulaşamadığım onca insan için endişe duymama gerek yok. Ki her an herkese ulaşabilsem dahi, örneğin bütün dünyayı birbirine yardım edecek şekilde organize etsem dahi, ben bu dünyayı terk ettikten sonra kurduğum yardımlaşma sisteminin aynen devam edeceğine dair bir garantim olamaz. Böylece her halükarda benim yardım edişim eğer bana aitse çok sınırlı. Ve bu kendi içinde ne kadar çok farkına varırsam o kadar büyük bir acı kaynağı. Ancak ben yardımın kaynağı olmadığımı bilirsem yardım enişim bir ayete işarete dönüşür. Ve bana yardımın kaynağını, cömertliğin kaynağını, rızıklandırmanın kaynağını, merhametin kaynağını, sevginin ve şefkatin kaynağını hatırlatır. Ve o kaynak ki ben de ondan faydalanıyorum. Böylece bugün ben birine yardım edebiliyorsam, Yarın yardıma muhtaç olacak olan ben olabilirim ve, ve hepimiz aslında bunu biliyoruz. Gaflet içindeyken, farkında değilken, yardım eden benim iddiasında bulunurken dahi aslında biliyoruz, yardım etmek iyi hissettiriyor ama aslında gerçekten ben değilim. Yarın hala yardım edebileceğimi garanti edemem ve dahi yarın muhtaç olanın ben olmayacağını bile garanti edemem. İşte bu anlayış. Allah'ın adına yardım etmek yeni bir rehberlik getiriyor. Yeni bir fikir ve anlayış sunuyor. Allah'ı yeni bir şekilde tanımama vesile oluyor ve Allah'ı bana şifa ve müjde olacak, dünyamı aydınlatacak bir şekilde tanıtıyor. Kendime böylece sağlamasını yaptıktan sonra diyorum ki, öyleyse bu bir ipucu. Doğru yolda düşündüğümün bir işareti inşallah. Bu elbette ayetin bütün anlamlarını anladığım anlamına gelmez. Ancak çıkardığım anlamların doğru yolda olduğuna işaret eder. Kur'an'ı çok dikkatli dinlememiz gerçekten çok önemli. Bizim için en hayati değer taşıyan haberleri, hayatımızı en verimli şekilde, bize en çok sevinç ve tatmin verecek şekilde nasıl yaşayacağımız haberini bize taşıyor. Kur'an'ı dinlemek önemli çünkü Kur'an'da kendi varsayımlarımızı okumak istemiyoruz. Kur'an'ı okuyup ardından benim onun söylediğini zannettiğim şeyi tekrarlayabilirim. Örneğin Kur'an'da sadaka verilmesini söyleyen ayetleri okuyup Bak Kur'an komşuna yardım etmek mesajı taşıyor desem esas noktayı kaçırmış olurum. Evet Kur'an komşuna yardım et diyor ama komşuna Allah'ın adıyla yardım et diyor. Komşuna muhtaca yardım etmek zaten fıtratımıza doğamıza konulmuş bir duygu. Kur'an'ın bana bunu hatırlatmasına ihtiyacım yok. Kur'an bana rehberlik ediyor, bana ışık tutuyor, bana müjde getiriyor. Çünkü bana benim yardım edişimin de bir ayet, işaret olduğunu. Beni tüm iyiliklerin kaynağına yeniden rabıtalandıran bir ayet olduğunu öğretiyor. Bu noktayı kaçırdığımda esas noktayı kaçırmış olurum. Tam da bu nedenle insanlar diyorlar ki benim iyi bir insan olmak için dine ihtiyacım yok ve tamamen haklılar. Eğer din bana sadece fakire yardım etmeyi öğretiyorsa bunu yapmak için dine ihtiyacım yok. Böylece gerçekten dinlemek, Kur'an'ın bana ne söylediğini dinlemek, kendi varsayımlarımı Kur'an'da okuyup Kur'an'a mal, et, mal etmekten kaçınmayı gerektirir. Aslında gerçekten dinlemediğimiz zaman bunu kendi aramızda da yapıyoruz. Dinleyebilmek için mevcut olmamız gerekir. Bunun için de niyet etmemiz gerekir. Duyduğumuz seste mevcut olmaya, ona yönelmeye, farkındalık ve dikkatle dinlemeye niyet etmemiz gerekir. Farz etmekten kaçınmamız gerekir. Fakiri doyurmak örneğinde olduğu gibi. Kur'an'ın bunu öğrettiğini farz ediyoruz. Ancak aslında bize daha fazlasını öğretiyor ve ben bunu varsayımlarım yüzünden kaçırıyorum. Evet evet bunu demek istiyor deyip geçtiğimiz anda dinlemeyi bırakıp verilen mesajı kaçırıyorum. Farz etmekten kaçınmamız ve mesajdan, rehberlikten faydalanmaya tamamen açık olmamız gerekir. Dinleyebilmek için önce susmam gerekir. İki kişi arasında dahi sıklıkla sergilediğimiz bir davranış, özellikle yakın olduğumuz kişilerle bazen dinlemeyi unutuyoruz ve hepimiz aynı anda konuşmaya başlıyoruz. Kur'an'ı dinleyebilmek için sessiz olmam gerekir ki duyabileyim. Bu Kur'an'da Araf suresinde şu şekilde ifade edilmiştir. 7. surenin 204. ayetinde وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Böylece esirgenmiş olursunuz. Yani Allah'ın rahmetine mazhar olursunuz. Gerçekten dinleyebilmek için önce varsayımlarımı, sorgulanmamış inançlarımı ve doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri terk etmem gerekir. Ancak bundan sonra mesajdan faydalanmaya açık olabilirim. Ancak o zaman Kur'an bana konuşmaya başlayacaktır. Bu dinleyiş ve bu sahte inanışlarımı terk etmek ilintilidir. Bu bir anda olacak şey değildir. Bir günde bütün sahte inançlarımı terk edip dinlemeye başlayacak değilim. Bu bir süreç. Ne kadar çok temelsiz inan inanışlarımı sorgularsam Kur'an'ın rehberliğinde, o kadar çok Kur'an'ın mesajının doğruluğunu tasdik edebilirim ve kalbim daha çok tatmin olur. Bu süreç farkındalık gerektiren bir dinlemeye niyet etme süreci. Örneğin Kur'an'ın bir ayetini okuduğum zaman bende bir reaksiyona bir tepkiye sebep olacak. Benden bir karşılık bir cevap çıkaracak. Yani dinlemem gereken. Sadece oradaki dışarıdaki Kur'an ayeti değil, aynı zamanda ayetin benim üzerimdeki etkisini de dinlemeliyim. Çünkü her ikisi aynı anda gerçekleşiyor. Bendeki karşılığının farkında olmadığım zaman kendi tepkimi ayetin kendisi zannettiğimde, ayetle bendeki tepkiyi birbirine karıştırdığımda kendime sorgula sorgulama alanı bırakmamış oluyorum. Ancak farkındalık içinde olduğumda orada bana konuşan bir ayet olduğunu ve benim de ona bir tepki verdiğimi fark ettiğimde tepkimi kontrol edebilir, onu sorgulayabilirim. Tepkin, tepkim ayetin, Kur'an'ın mesajını tasdik ediyor mu? Değilse neden? Doğru mu anlıyorum? Ya da anlayışımı engel olan bir şey mi var? Bir varsayımda mı bulunuyorum ki bana anlamsız geliyor? Bu sorgulama yanlış ve temelsiz inanışlardan ve varsayımlardan arınma, teskiye sürecine ancak farkındalık içinde olduğumda ve Kur'an'ın bana konuşması ile benim onu algılayışımdan oluşan dinamik devingen etkileşimi aktif etken olarak dinlerken girebilirim. Ancak o zaman sorgulanmamış, varsaydığımız, algılayışımızın önünde bir perde teşkil edip, Kur'an'ın mesajına, rehberliğine, ışığına açık olmamızı engelleyen inanışlarımızın farkına varabiliriz. Kur'an dış dünyadaki ayetlere referans verir ki bu kontekst içinde bunlar Kur'an'ın ayetleri ve benim içimdeki ayetleri de imler. Benim algılayışımı, ayete olan içsel tepkimi ve Kur'an'la 41. surede 53. ayette ifade edildiği gibi Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta lehum ennehu'l hak. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onları göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Subhanallah, Allah'ı tenzih, tesbih ederim, yüceltirim. Bu de, bu dinleme sürecini devam ettirmeli. Hatta <laughs> yetebeyyene. Bunun hak olduğu açıkça belli olana dek. Tüm yanlış inan, inanışlarımızı terk edebilene dek. Bu dinleme süreci... ...kelimelerin ve kelimelerin ifade ettiklerinin ötesine uzanır. İşaret kelimesinin işaretin anlamı budur. Kur'an'ın kelimeleri işaretlerdir, ayetlerdir. Kendilerinin ötelerinde anlamlara işaret ederler. Bu aynen kendi dillerimizdeki kelimelerin dış dünyadaki kavramlara ve nesnelere, duygulara işaret ettikleri gibidir. Kızgınlık dediğimizde hangi duygudan bahsettiğimiz bize açıkken... Türkçe bilmeyen biri neye işaret ettiğini anlayamaz. Zira kızgınlık kelimesi kendi içinde hiçbir şey ifade etmez ancak bir koddur. Hepimiz bu kodun neye işaret ettiğini bildiğimiz için bize anlamlı gelmektedir. Bu kelimenin bu kavrama işaret edeceği konusunda anlaşmışız. Kelimenin sesi kendi içinde Türkçe bilmeyen için hiçbir şey ifade etmez. İngilizce'de, Arapça'da aynı duyguya farklı isimler verilir. Arapça'da gazab yani gazab, İngilizce'de anger gibi Kelimenin bizatihi kendisi değildir önemli olan, işaret ettiği şeydir önemli olan. Bu nedenle dil temelde işaret dilidir. Aynı şekilde Kur'an'ın ayetleri, işaretleri de bir dil, ilahi bir dil gibi işlev görürler. Bu dilin de kendi dillerimizi öğrendiğimiz gibi öğrenilmesi gereklidir. Ve eğer bu dili öğrenmezsek ne anlama geldiği apaçık olmaz. Türkçe öğrenmediyseniz kızgınlık kelimesinin ne anlama geldiği açık değildir. Günlük dilimiz için dahi bu geçerliyken Kur'an'ın yüzünden literal olarak okuyup anlayabileceğimizi neden varsayıyoruz? Gerçekten anladık mı? Anladın mı? Kur'an'ın neye işaret ettiğini anlamıyorsam bu Kur'an'ın apaçık olmayışından değildir. Aksine benim sınırlılığımdan, cehaletimden ötürüdür. Bu Rusça öğrenmedikçe Rusçayı anlayamayacak oluşumuz gibidir. Ben şahsen Rusça bilmiyorum ama bu Rusçanın açık olmayışından değildir benim henüz Rusçayı öğrenmemiş oluşumdandır. Benim eksikliğimden, benim sınırlılığımdandır. Aynı şekilde Kur'an'ın anlamı da kitapta saklanmıştır. Ayetlerin işaretlerin içine gizlenmiştir. Ayetlerin işaretlerin kelimeleri istiridyenin incisini gizlediği gibi anlamları içinde gizler. Aynen günlük dillerimizde olduğu gibi. Bu anlamlar ayetlerin işaretlerinin içine bizden saklanmak için konulmamıştır. Aksine bu anlamları mesajları korumak ve bize ulaşılır kılmak içindir. Zira kullanılan kelimeler sınırlıdır ancak sınırsıza işaret etmektedirler. Bu anlamların, mesajların, kelimelerin içine konulması, orada gizlenmesi bize yardım etmek içindir. Kendilerinin ötesinde bir şeye işaret etmek içindir. Bizim için araçlar, aracılar gibidirler. Onlar anlamın taşıyıcılarıdırlar. Anlamın bizatihi kendisi değildirler. Basit bir örnek için elmayı düşünebiliriz. Elma dendiğinde hepimiz yuvarlak meyveyi, meyvenin fiziksel halini düşünüyoruz. Ancak elma ya da tuffah ya da apple kelimeleri fiziksel elma ile bağlantılı olmasalardı, kendi içlerinde bir şey ifade etmezlerdi. Kur'an bize öğretir ki dışarıdaki fiziksel elma dahi bir ayet işarettir. Kendisinin ötesinde bir anlama işaret eder. Ve bu öğrenmemiz gereken bir dildir. Kur'an'ın dili. Kur'an'da der ki, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ kerim fi كِتَابٍ meknûn. Elbette bu bir Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce bir nutuktur, söyleyebilir, Kur'an'dır. Saklanmış, korunmuş bir kitaptadır. Yani Kur'an kitapta saklanmış, korunmuştur kitabın kendisi değildir. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnşallah şimdi Yusuf suresini az önce konuştuğum gibi dinlemek niyetiyle okuyacağız. Suriye baş, sureye başlamadan evvel Yusuf suresinin Mekki yani Peygamber aleyhisselam henüz Mekke'deyken Medine'ye göç etmeden Hicretten önce nazil olmuş bir sure olduğunu hatırlatmak istedim. Ve bu sure Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in ve eşi Hatice'nin radıyallahu anhâ Allah ondan razı olsun ölümlerinden sonra vahiy olunmuştur. Biliyoruz ki her ikisi de hem amcası hem de eşi Peygamber'e çok destek oluyorlardı ve bu nedenle her ikisinin de bu dünyayı terk ettikleri bu yıl Hüzün Yılı olarak bilinir. Bu surenin Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a hayatının çok güç zor bir zamanında yolunduğunu bilmek önemli. Hayatımızda zor bir dönemden geçtiğimizde neye ihtiyacımız olur? Müjdeye, güzel haberlere, rahmete, şefkate, şifaya, şifaya ve rehberliğe ihtiyacımız olur. Bu sure ise tam da bu güzel haberlerle, rahmetle, rehberlik ve şifa ile doldurulmuş. Bunun nasıl olduğunu beraber göreceğiz inşallah. Bu Yusuf suresi ile ilgili önemli bir nokta daha şudur. Genellikle Kur'an'la peygamberlerin hikayelerini anlattığında bir peygamberin mesela Musa Aleyhisselam'ın hikayesinin birçok farklı surede anlatıldığını görürsünüz. Her seferinde başka bir perspektif bakış açısıyla anlatılmıştır. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi başından sonuna kadar tek bir bölümde Yusuf suresinde anlatılır. Kur'an esasen Yusuf suresi dışında Yusuf Aleyhisselam'dan sadece iki kere bahseder ve bunları da yalnızca on paso bahseder yani başka peygamberleri listelerken adı geçmesinden ibarettir. Kur'an'daki diğer tüm peygamber hikayelerinin aksine Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi başından sonuna kadar aynı sure içinde anlatılır. Sadece bununla da kalmayıp Yusuf Suresi'nin 3. ayetinde Kur'an bize bunun duymuş olduğumuz en güzel kıssa olduğunu söyler. Ve gerçekten de tekrar tekrar okudukça ne güzel bir hikaye olduğunu görüyorum. Maşallah. Yani Allah ne dilerse o olur. Allah'ın dilediği ne güzeldir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت وإن كنت من Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın olan Allah'ın adıyla. Elif, Lem, Ra. Bunlar apaçık, açıkça anlaşılır ve açıkça hakkı gösterir. Kitabın, vahyin ayetleridir, mesajları işaretleridir ile başlıyor sure gerçekten biz akıl erdirirsiniz, tam olarak anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'an, ezberden okunan söylev olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle kıssaların en güzelini, gerçek bir haber kıssa olarak sana aktarıyoruz. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandır. Elif, Lam, Ra ile başlıyor. Bunlara huruful mukattaa denir. Bunun anlamı çok basittir. Ayrık harfler demektir. Bunları Türkçe'de A, L, R olarak düşünebilirsiniz. Bu harfleri duyduğunuzda okumaya devam edip gidebilir misiniz? Bu sure böyle başlıyor. Elif, Lam, Ro. Ya da duraklayıp kendinize sormak mı içinizden geliyor? Bir dakika burada neler oluyor? Bu da nedir? Ben Elif, Lam, Ro'yu okuduğumda bu sure hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Bu sureyi şu anda okumaya başlıyorsunuz ve A, L, R duyuyorsunuz. İnanın bana Arapçada da bunun hiçbir anlamı yok. Sadece birbirinden ayrık harfler. Size ne hissettiriyor ne ya da ne düşündürüyor? Hepiniz şu anda birkaç saniye düşünün ve paylaşabilirseniz daha da güzel. İçinize ne geliyor? Bir kelime mi? Bir imaj resim mi? A, L, R duyuyorsunuz. Size ne hissettiriyor? Ne düşünüyorsunuz? Aklınıza ne geliyor? Bir cümleyi geçmeyecek şekilde ifade edin. Paylaşmak ister misiniz lütfen? katılımcılardan biri diyor ki Esselamu Aleyküm selam üzerinize olsun bana uzaylı gibi geliyor demek istediğim bu kadardı. Tamam o halde elimizde uzaylı var. Yalnızca bir kelime. Ne geldiyse içinize. Konuşmak istemezseniz mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Hayır, hiçbir şey gelmiyor mu? Paylaşacak hiçbir şeyiniz yok mu? Elif, Lam, Ra duydunuz. Ve bu Kur'an'dan, Kur'an'ın suresi böyle başlıyor. A, L, -re. İçinizden gelen tepki nedir? Hatırlayın ki okuduğumuzda anladığımızı varsaymış gibi okumaya devam edip gidemeyeceğimizi konuşmuştuk. Gerçekten Kur'an'ı dinliyorsak elif lam ra dediğinde devam edemiyorum. Çünkü ne olduğunu biliyormuş gibi yapamam. Bir dakika burada neler oluyor demek geliyor içimden. Bu da nedir? İşte ben nasıl hissettiğimi paylaşıyorum. Katılımcılardan biri diyor ki Elif lam ra'yı duyduğumuzda bunlar sadece harfler, hiçbir şey anlamıyoruz. Bu nedenle genellikle bize ne söylediğini duymak için bir sonrakine devam ediyoruz. Ancak bu zaten bir ayet. Bu nedenle bizi ne demek istediğini bilmiyorum durumuna soktuğunu düşünüyorum. Ne dediğini anlamadığımı fark ediyorum. Elif lam ra. Evet, tamamen uzaylı yabancı benim bakış açımdan tamamen anlamsız gibi görünüyor. Ancak ayetin devamının ne dediğini dinlediğimizde diyor ki Elif Lemra bunlar apaçık açıkça anlaşılır ve açıkça hakikati, hakikati hakkı gösterir. Kitabın yani vahyin ayetleridir yani mesajları işaretleridir. Şimdi biraz abartmak istiyorum. Bir dakika bunun hiçbir anlamı yok ki işaretler olsunlar evvela. Bir de üstüne apaçık bir kitap diyor. Bunun neresi apaçık? Sanki açıklıktan daha uzak olamazdı. Üstelik Açıkça hakkı hakikati gösterir diyor. Hakikati nasıl gösterebilir? Ne hakikatıdır bu? İkinci ayete de devam edersek, gerçekten biz akıl erdirirsiniz, yani tam olarak anlayasınız diye, onu Arapça bir Kur'an, yani ezberden okunan söylev olarak indirdik. Bir saniye, bu Arapça bile olsa, Elif, Lamra Arapça değil, yalnızca harfler. Türkçe ya da Arapça olması fark etmez. Elif, Lamra nedir? Bunlar işaretlerdir diyor ayet. Bunlar yani burada elif, lem, ra'dan bahsediyor. Diğer tüm işaretleri de kastediyor olabilir. Ancak bu kontekst içinde bilhassa elif, lem, ra'dır. Ve diyor ki anlayasınız diye. O halde diyor ki bunlar apaçık bir kitabın işaretleridir ve anlayasınız diye. Neyi anlayacağız ve nasıl? Elif, lem, ra ile mi? Bu mantıklı mı? Bana sanki apaçık olmaktan başka her şey olabilir gibi geliyor. Esrarengiz bu bir kod mu acaba diye düşünmeye başlıyorum. Sonra Kur'an alimlerinin bu konu hakkında ne yazdıklarına baktığımda insanlar bu hurufu, mukatta, bu harfler hakkında o kadar çok şey yazmışlar ki. Doğru da olabilirler, olmaya da bilirler. Affedersin. Ve yine katılımcılardan biri konuşuyor. Doktor Yamina, chat kutusunda yazılanları okusam iyi olacak sanırım. Feriha diyor ki, Okumaya devam ederken hikayeye daha iyi ok odaklanabilmek için akını temizliyor gibi. Elif Eda diyor ki merakımızı teşvik ediyor. Andrea diyor ki hiçbir şey anlamadım. İsra ise şöyle bir yorum yapmış. Çok ilginç bir bağlantı. Gizemli Arapça harfler ve hemen arkasından Arapça diline yapılmış bir referans. Ve devam ediyor. Evet teşekkür ederim. O halde göreceğiz ki evet merakımızı kesinlikle celbediyor ve nasıl? Çünkü dedik ki harfler kendi içlerinde apaçık olmaktan başka her şey olabilir görünüyor. Ancak aynı zamanda bir kodu andırıyor. Kod gibi göründüğü için yalnızca tahmin yürütebiliriz. Bu nedenle insanlar bu hurufu mukatta ile ilgili çok şeyler yazmışlar. Ancak hiçbir zaman emin olamayız. Bazıları dediler ki bunlar Allah'ın isimlerini ima ediyor. Başkaları surelerin isimlerini, Kur'an'ın bölümlerini ima ediyor dediler vesaire. Ancak esas nokta tam olarak ne anlarak ne anlama geldikleri değil, benim hiçbir zaman anlamlarından emin olamayışımdır. Ve elbette bir bakış açısına göre tam da emin olamadığımız işin merakımızı celp ediyor. Az önce birisinde dediği gibi ve bu nedenle bu konuda çok şey yazılmış. Çünkü herkes ne anlama gelebilir diye merak etmiş. Bu nedenle diyebiliriz ki bu harflerin insan dilimizde bir anlamı gelmiyor oluşları limitimizi zorluyor. Benim anlayışımın erişemeyeceği şeyler olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Bir anlamda bana haddimi bildiriyor. Nasıl denir? Bana kendi içimde ve kendimden çok kısıtlı bir varlık olduğumu ve çok kısıtlı yeteneklerim, olanaklarım olduğunu ve bu nedenle de hidayete, hikmete, bilginin bize verilmesine çok ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor. Bir yönüyle sanki beni uyandırıyor. Çünkü bunu okumadan önce her şeyi bildiğimi varsayıyordum. Ama şimdi öyle bir şey kullanıyor ki hem bilmiyorum hem de kodu çözmek için çok çalışsam dahi anlamının bu olduğundan hiçbir zaman emin olamam. Farkına varmamız için bir uyarı gibi. Bana kim olduğumu öğretiyor. Bana otantikliği, doğruluğu, dürüstlüğü, kendi gerçeğine karşı sadık olmayı öğretiyor. Ve tüm bunlar benim faydam için. Yoksa yanılsa, yanılsamaların, aldatıcı görünüşlerinin arkasına bildiğimi ve anladığımı zannederek saklanmış olarak kalırdım. Bu merhametli bir rehberlik değil midir? Ve metinle etkileşimim, Etkileşimim şu anda ve burada gerçekleşiyor. Ve farkındalıkla dinlediğim zaman bende bıraktığı etkisini de dinliyorum ve anlamadığımı hissetmeye başlıyorum. Bu da nedir? Ve ihtiyacımı hissetmeye başlıyorum. Merak bilme ihtiyacıdır. Ve diyebiliriz ki birinin de az önce dediği gibi aklını temizliyor. Yani illüzyonlarımdan, yanılsamalarımdan temizliyor. Ya da anladığım ve bildiğim yanılgısından, sanrılarımdan temizliyor diyebiliriz. Yazılı diğer hiçbir şeye benzemiyor. Daha fazla çalışarak anlayabileceğim bir şey değil. Hiçbir zaman ne kadar çok çalışırsam çalışayım bu bu anlama geliyor diyebilecek değilim. Bize rehberlik yani hidayet göstermenin çok merhametli bir yolu. Tek şartı Kur'an'da mevcut olmam. Yani ona yönelip dikkat ve farkındalıkla dinlemem. Ve bana rehberlik göstermesine izin vermem. Bu elif lam ra harfleriyle ilgili ikinci nokta ise bize bir ayetin ne olduğunu öğretmesi. Çünkü diyor ki apaçık, üstelik anlayasınız diye la <laughs> lakum Ve bazı müfessirler dediler ki takilun yalnızca anlamak anlamında değil, aynı zamanda kuşatmak, kapa kapsamak anlamında. Çünkü entelektüel mahakeme ile anlayamayacağımız şeyler var. Esasen çok şey var. Onlarla iletişime girmemiz gerek. Örneğin birisi bana su. Suyu ne kadar çok tarif ederse etsin. Ben su ile iletişime geçmediğim, onu hissetmediğim, içmediğim sürece ne olduğunu bilemem. Bilgi sadece teorik cinsten bir şey değildir. Tam da bu nedenle anlamı kuşatmak anlamında olduğunu söylediler. Buradaki ikinci nokta bana bize bir ayetin işaretin ne olduğunu öğretmesi. İşaretler tek başına anlam taşımazlar. Daha önce verdiğim örnekte olduğu gibi kızgınlık kelimesi kendi içinde bir şey ifade etmez. Ve kızgınlık duygusunu hiçbir zaman tecrübe etmemiş olsaydım ne anlama geldiğini bilemezdim. Uzaylı biri olduğunu düşünsek hiçbir zaman kızmamış. Ona kızgınlık kelimesini öğretebiliriz ama ona hiçbir şey ifade etmeyecektir. Gadab de olsa, anger de olsa hiçbir dille bu duygunun karşılığı onun için bir anlama gelmeyecektir. Zira bu uzaylı kişinin bir referans noktası yoktur. Bu kelimenin karşılığı olup ona anlam verecek bir duygusu yoktur. Kelime bir işarettir. Başka bir şeye referans verir. Harita gibi. Haritada bir bölgeye referans verilir. Gerçek dünyada fiziksel bir bölgeye. Bu ayette elif, lem, ra harflerinin her birinin birer ayet olduğunu söylüyor. Ancak bu harflerin kendi içlerinde bir anlamları yok kendisinden başka kendinden öte bir şeye işaret ediyor. Tam da bu. Yani gerçek kelimeler yerine harflerin kullanılması. Bir ayetin ne olduğunu bize öğretmek için güzel bir yöntem değil mi? Kelimeler kullanılsa idi ne anlama geldiklerini bildiğimi sanacaktım ve esas noktayı kaçırmış olacaktım. Örneğin başka bir ayette "Ve ve zeytun. İncire ve zeytine andolsun." Ya da inciri ve zeytini değerlendir." dediğinde incir ve zeytinden bahsediyor demişler bazıları. Bazısı demiş yok incir ve zeytinden bahsetmiyor. Başkaları demiş incir ve zeytin ve onların faydalarından bahsediyor. Kimisi demiş yok bu semboliktir. Kudüs Cami, Camii'nden bahsetmektedir vesaire vesaire. Burada bunu yapamıyoruz. Çünkü anladığım tuzağına düşemiyorum. Bana bir ayetin ne olduğunu öğretmenin çok merhametli bir yolu Evvela dikkatimi çekiyor. Sonra beni neredeyse durup düşünmeye zorluyor. Bunun eda ettiği görev fonksiyon nedir? Bu harfin burada işi ne? Nasıl bir ayet işaret olabilir? Hakikati gerçeği gösteren apaçık bir kitabın işaretleri nasıl olabilir? Neyi gösteriyor? Gösterdiği hakikat nedir? Nerededir? Ve gördük ki bana gerçekten de hakikati gösteriyor. Benim acziyetimi, sınırlılığımı, fakrımı, ihtiyaç içinde oluşumu. İşte bu bir hakikattir. Ancak kendi fakrım ile muhtaçlığım ile bağlantı kurduğumda ilahi isimleri, tüm iyiliğin kaynağını takdir edebilir, onlarla bağlantıya geçebilirim. Dikkatimizi çekiyor ve bizimle iletişime geçip bizi durduruyor ve bizi bir ayetin fonksiyonunun ne olduğunu, bir ayetin yani sembolün nasıl işlediğini düşünmeye, derin düşüncelere dalmaya itiyor. Tüm bunları ise çok dinamik bir şekilde gerçekleştiriyor. Eğer gerçekten dikkatliysem ve Kur'an'ı ve Kur'an'ın bendeki etkisini dinliyorsam, örneğin Elif Lam Ra'yı dinledim ve buna bendeki cevabı dinliyorum. Bu da nedir? Ve sonra da diyor ki, bunlar apaçık bir kitabın işaretleridir. Ve bendeki cevabı, nasıl bir açıklık bu? Üstelik arkasından diyor ki, siz anlayasınız diye. Ama nasıl anlayabilirim? Tüm bunları hem Kur'an'ı hem de bendeki etkisini, cevabını dinlediğim zaman o zaman göreceğim ki Kur'an'ın bu ayetinin taşıdığı anlamlar bende, benim içimde çözülüp ortaya çıkacak. Bundan sonra Elif Lam Ra'nın kendi içinde ne demek olduğunu Allah bilir. Ancak neye işaret ettiği, referans verdiği işte benim için gerçekte önemli olan budur. Rahmettir, merhamettir, şefkattir, hakikattir, rehberliktir, müjdedir, güzel haberlerdir, konuştuğumuz özelliklerin hepsidir. Üstelik tüm bunlar benim için yeni açılımlar. Yani vahyin rehberliği olmaksızın bulunabilecek mesajlar değiller. Ve hatırlayın ki bu ayetten bahsettik. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi hatta lehum ennehu'l hak. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun ve gerçekten de açık olduğumda, kendi içimdeki çözülmeyi hissedip takip ettiğimde, kendimde ortaya çıkanları dinlediğimde o zaman bunun gerçekten hak olduğu bana açıkça belli oluyor. Bugün inşallah bu iki ayette duracağız. Ancak bu akşam bitirmeden önce hepinizin hatırlamasını istediğim şu. Bu elif, lem, ra harfleri gibi Kur'an'ın her bir dizesi yani, ayet, yani ayetleri ve Yusuf suresinin tüm ayetleri Elif, Lam, Ra gibi ayetler işaretlerdir. Onların yüzeysel literal anlamlarını anladığımızı zannettiğimizde dahi onlar ayetlerdir. Yani bizi yeni bir dünyaya, yeni bir alana, Kur'an'ın müjdeleri alanına uyandırmak amacındadırlar. Bize rehberlik etmek için oradalar. Yani kendi içlerinde işarettirler. Kapı gibi, kapı gibidirler. Ya da düğme gibi. Düğmeye bastığınızda bilgisayardaki gibi yeni bir pencere, window açacaktır. Ya da bir kapı gibi açtığınızda size yeni bir dünyayı açar. Sadece Kur'an'ın ve aynı şekilde Yusuf suresinin üniteleri, dizeleri, elif lamra gibi ayetler değildirler. Aynı zamanda Yusuf'un başına geç, gelen tüm olaylar da, zira Yusuf suresinin ayetleri bu olaylardan bahsediyor. Hayatı boyunca yaşadığı her şey de aynen elif lamra gibi ayetlerdir. Aynı şekilde hepimizin başına gelen bütün olaylar da ayettirler. Böylece buradaki Elif Lamra bize başından uyanmamızı söylerken ve yerimizi haddimizi bildirirken kelimelerin anlamlarını biliyorum diye bunun ne anlama geldiğini bildiğini varsayma diyor. Elbette bu kelimelerin anlamlarını bilmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ancak kelimelerin anlamlarının bizzat kendileri ayetlerdir, işaretlerdir yani son değil başlangıçtır. Ve inşallah biz de Kur'an'ı böylece dinleyeceğiz ve Kur'an bize en güzel hikayeyi öğretecek ki bu olmaksızın farkında olmayanlar gafil olarak kalırdık. Yusuf suresinin zaman kısıtlamasından ötürü bugün çalışamayacağımız üçüncü ayetinde böyle söylüyor. Nahnu naqussu aleyke ahsana'l kasasi bima ohayna ileyke hada'l kur'an ve in kunte min qablihi lemin Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle kıssaların en güzelini gerçek bir haber kıssa olarak sana aktarıyoruz. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. Sana aktarıyoruz. Nahnu naqussu aleyke <laughs> ahsanal qasasi. Kıssa olayları arka arkaya anlatmak, hikayelemek, aktarmak anlamındadır. Ve diyor ki biz kıssaların en güzelini, gerçek bir haber kıssı olarak sana aktarıyoruz. Peki nasıl? Bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle. Elbette burada bahsedilen Kur'an her zaman Kur'an'ın tümü anlamına gelmez. Kur'an'ın herhangi bir parçası da Kur'an'dır. İlk ayet indirildiğinde o Kur'an idi. Başka parçaları vahyedildiğinde onlar da Kur'an idiler. Yani bu Kur'an'ın, bu Yusuf suresinin en güzel hikaye olduğunu söylüyor ve bu sure indirilmeden önce sen haberi olmayanlardandın. El gafilin, gaflet içindekilerdendin. Farkında olmayanlardandın. Düşünebiliyor musunuz? Bu peygamber aleyhisselam için geçerliyse bizim durumumuz nedir? Bu en güzel hikaye bize ne öğretiyor ki o noktayı kaçırdığımızda farkında olmayanlardan, gafillerden oluruz. Hayatımızda çok şey kaçırmış oluruz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Dualarının dualarımızın sonu da gerçekten hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Teşekkür ederim. Burada bitireceğim inşallah. Ve katılımcılardan biri kesiyor. Teşekkür ederim Yamina kardeş. Sanırım bu noktada dinleyicilerin sorularını alabiliriz. Konuşmak için sesinizi açabilirsiniz. Sesinizi açamazsanız chat mesaj kutusuna yazabilirsiniz lütfen. Öncelikle herkes sanırım düşünürken benim bir sorum var. Bazıları dersten önce yapılabilecek okumaları ya da başka hazırlıkları ödev olarak verebilir miyiz diye soruyorlar. Bir dahaki sefer için ödevimiz ne olabilir? Doktor Yamina cevap veriyor. Ha tamam sesimi açamadım özür dilerim. Bunu daha önce düşünmediğim için önce düşünüp sonra bir e-mail gönderebilirim belki. Herkese bir e-mail gönderebilirsek inşallah. Katılımcı devam ediyor. O halde okuma ve ödev önerileri için bir e-mail gönderme ihtimalimiz var. En azından şimdi için niyetim inşallah 3. ayetle devam etmek diye Doktor e devam ediyor. En azından şimdi için niyetim inşallah 3. ayetle devam etmek. 3. ayetten en azından 6. ayete kadar. Yani en azından bu ayetlerle aşina olabilirsiniz. Aşina olmak derken ayetlerle ilgili bütün tefsirleri okuyup kafanızı enformasyonla, malumatla doldurmaktan ziyade ki bununla malumatın iyi olmadığını kastetmiyorum. Ancak özellikle bu ders için enformasyondan ziyade Kur'an'ı dinlemeyi öğrenmek üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Daha önce de dediğim gibi Kur'an'ı dinlediğimizde alel acele okumuyoruz. Durup dinliyoruz. Kur'an'da da dediği gibi La tuharrik bihi lisaneke li Onu yani Kur'an'ı kavrayıp belletmek için aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma diyor Kur'an'da. Yani hızlı okumayın. Oku ve orada kal. Biraz sabırlı ol yani. Orada kal ve dinle. Sana ne geliyor? Kalbine, ruhuna, aklına bir cevap olarak. Kur'an'ı okumanın bir sonucu olarak ve bunu yaz. Duyduklarının tümünü unut çünkü otantik değiller. Onlar başkalarının bizle paylaştıkları. Sen, ben bunu duyunca ne hissediyoruz? Tasdik mi ediyorum? Kulağa nasıl geliyor? Kendimize karşı dürüst olalım. Tuhaf mı geliyor? Ne geliyorsa. Kur'an'ı dinlemek aslında kendimizi dinlemektir. Çünkü Kur'an'ı ancak kendi aynamda, kendi yansımamda dinleyebilirim. Ve biz bu aynayı mümkün olduğunca temizlemek istiyoruz ki Kur'an'ı daha da daha da iyi yansıtsın. Bu nedenle bize rehberlik edecek ipuçlarımız var. Ki bunlar örneğin bana sükunet vermiyorsa çözülmesi gereken bir problem var demektir. Ve bu kötü değildir. Kur'an'ı olduğu gibi başından itibaren okumayı intizar etmeliyim. Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselam'a ulaşması 23 yıl sürdüyse ben de o Bunların hepsi pek güzel. Hepsini anladım dediğimde bir yerde hata yapıyorum. Ya kendimle irtibat halinde değilim ya da bir şekilde dürüst değilim. Mesela çocuklar bazen bir test çözdüklerinde kitabın arkasına bakıp bütün doğru cevapları bulup dolduruyorlar. Aynı şekilde biz de aslında cevapları biliyoruz. Kalbimize sükunet vermeli, rehberlik ve müjde olmalı. Böylece kendimizi aldatıp "Evet, tam da bunları hissediyorum." diyebilirim. Ama bu gerçekten doğru mu? Sanırım bu şimdiden çok ödev oldu. Bu bütün tefsirleri okumak üzere bir ödev değil. Bunu zaten herkes yapıyor elhamdülillah. Allah bu çalışmaları yapmak için çaba harcayan herkesi takdis etsin. Biz ihtiyaç duyulan ve mevcut tüm enformasyona anlam katacak bir anahtar görevi görecek bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu şuna benziyor. Eğer herkes yayın yapıyorsa fakat benim alıcım mesela televizyon diyelim çalışmıyorsa ya da kapalıysa ve nasıl açacağımı bilmiyorsam dışarıda 10 ya da 100 kanalın olması ben onları duyamıyor, onlardan faydalanamıyorsam neye yarar? Bu nedenle biz dışarıdaki yayın üzerine değil, içerideki alıcılar üzerine çalışıyoruz. Bu nedenle Kur'an bize hep söyler durur. Efela <laughs> taqilun yani aklınızı kullanmayacak mısınız? Efela tezekkarun karun öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Kendinizi hatırlatmayacak mısınız? Efela <laughs> tefekkarun Yine de düşünmeyecek misiniz? Tefekkür etmeyecek misiniz? Yani diyor ki dur, düşün, tefekkür et. Ve inanın bana deneyin ve birkaç dakika sonra başka bir konuda düşünmeye başlarsınız. Tefekkür etmek kolay değildir. Kur'an'ın anlamı üzerine tefekkür edin, sahabenin yaptığı gibi. Onlar sadece birkaç ayet dinlerler ve bir süre onlarla uzaklaşır, düşünürler. Sonra daha başka ayetler dinlemeye dönerlerdi. Bu ayetler onların dünyasında açılıp apaçık olana dek. Ayette de söylediği gibi hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Açıkça belli olana dek. Daha fazla ayet yükleminin bir anlamı yok. Çünkü o zaman sadece enformasyon malumat olur. Bilgisayarımda hepsi var, tefsirler vesaire. Ama ben ancak bende yansıması olduğu sürece faydalanabilirim. Bende yansıması ise benim niyetim ölçüsünde olacaktır. Ve niyetim olsa da çaba sarf etmemek de bir işe yaramayacaktır. Örneğin sınıfı geçmeye niyetliyim ancak hiçbir zaman derse bile girmiyorum. Yani niyetim doğrultusunda eylemde bulunmak önemli. Ki bu konteks içinde bu eylem temizlemek, dinlemek ve dinlediğim ile iletişime geçmek. Kur'an'ın beni götürmesi gereken yere gitmemi engelleyen yoluma çıkan taşları belirlemek. Sanırım ödev bu olur. Katılımcı diyor ki teşekkür ederim Yamina kardeş. Rica ederim. Katılımcı devam ediyor. Sorularınız var mı bilmiyorum. Varsa lütfen çekinmeden sorun. Kimse bir şey söylemediğine göre bu derse katıldığınız için teşekkür ederim. Bu dersten hayatınızı dönüştürücü biçimde faydalanacağınızı umuyoruz inşallah. Hepinizi düzenli olarak katılmaya teşvik ediyoruz. Böylece hep beraber inşallah Kur'an'ın eğitimine gireriz. Allah bu ayetleri kalbimizde hissetmeyi nasip etsin ve bu ayetlerle iletişime geçmemizi nasip etsin. Kendimiz için de dönüşmeye çok ihtiyacımız var. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve inşallah hepimiz Yusuf suresine devam etmeyi dört gözle bekliyoruz ve bir dahaki seferi heyecanla bekliyoruz inşallah. İnşallah cezakumul hayır. Allah sizi hayırla ödüllendirsin. Esselamu Aleyküm. Barış üzerinize olsun. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın barış ve rahmeti sizin de üzerinize olsun. Az önce Doktor Yamina Bugenaya'nın Yusuf Suresi derslerinin birinci dersinin İngilizce'den Türkçe'ye çevirisini dinlediniz. Teşekkür ederim. Barış ve selamet sizin de üzerinize olsun.